Ya şimdi Fulya dedi ki canlı yayında, ben dedi burada sapasağlam kalmış bir bina var dedi. Altıda züccaciye dükkanı dedi. Bir tane tabak kırılmamış dedi. Oraya gidiyorum dedi. Arabaya bineceğim, oraya gideceğim dedi. Canlı yayında söyledi bunu. Şimdi de orada. Fulya söz sende. Göster bize şu binayı. Yani yıkılan var, bir de yıkılmayan var. Görsün izleyicilerimiz. Ahmet Hakan, Kahramanmaraş halkı burayı gizemli bina olarak hatta böyle adlandırıyordu. Meğersem burayı tüm Türkiye konuşuyormuş sosyal medyada. Çok. Ben biraz sosyal medyadan kopuğum açıkçası, bilmiyordum ama herkes bunu konuşuyormuş meğersem. Şimdi size gösteriyorum, ne bir tabak, ne bir bardak, ne tam bir tencere, ne bir vazo, ne bir kase. Yani hiçbir şey, ama hiçbir şey devrilmemiş, kırılmamış, yıkılmamış. Her şey olduğu gibi duruyor. Ya şuraya bakın ya, aslında hakikaten. Söylediğim işte bardak devrilmiş. Buranın sahibi olabiliyor demek ki. Buranın sahibi diyor ki ben depremden sonra gelmedim bile. Bizim arkadaşlar, o yolda konuştum birkaç arkadaşımla. Buranın sahibiyle konuşmuşlar. Ben depremden sonra bir şöyle bir baktım gittim. Ya zaten olduğu gibi duruyordu. Yani hiçbir şekilde kırılmamış diyor buranın sahibi. Şimdi bakar mısın? Yani bir de nizam içinde. Şöyle gösterelim daha da. Yani her şey yine oynamamış bile. Hani tamam düşmez belki o şeyden, masadan, ama hani yerinden oynar, şekli değişir. O da değil. Her şey böyle nizam içinde. Bakın duruyor. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Belli mi ekrana? Şimdi cam var ya, yansıyor. Şöyle Halil, şöyle içeriği de gösterelim. Bakın. Ya tabaklar. Net bir şekilde işte görebiliyoruz. Tencere takımları var orada. Küçük küçük kaseler. Böyle aksesuarlar var. Büyük vazolar var. İşte çay bardakları, su bardakları. Her şey var. Her şeyde olduğu gibi duruyor şu an yani. Yani yeri bile değişmemiş. Şimdi size binayı da göstereceğim. Şöyle biraz uzaklaşalım. Buraya gelmeden önce sosyal medyadan da binayı şöyle, evet, kaldırıyor. Biraz daha geri ve geniş binayı da gösterelim diyorlar. Halil Kahraman şu an gösteriyor. Şöyle söyledi bir kişi. O züccaciye dükkanının olduğu binada sağlam zemin ana kayayı bulana kadar kazıldı ve 1,5-2 metre arası derinlikte kirişli radye temel vardı. Müteahhidi de çok titiz birisiydi. Ben inşaat mühendisi olarak bunu yazıyorum demiş Ali Rıza Dağaçan. Yani ana kayayı bulana kadar kazıldı diyor bu binanın zeminine ulaşabilmek için. Bu apartmanın müteahhidi. 1,5-2 metre arası derinlikte kirişli radye temel vardı. Ana kayayı bulana kadar kazıldı. Müteahhidi de çok titizdi. Ya bakın işte, yani doğru düzgün yapınca bakın neler oluyor. Önce 7,7, sonra 7,6, iki büyük deprem, neredeyse 1,5 dakika süren bir deprem toplamda. Yani bir züccaciye dükkanı, her tarafta tabaklar, bardaklar, çanaklar, kocaman vazolar, küçük çay bardakları. Yani züccaciye dükkanı ve büyük de bir züccaciye dükkanı. Her şey olduğu gibi yerinde duruyor. Fulya, her şey. Şimdi şöyle bak Halil. Sen de hiç ekrana getiriyorsun. Hani dedin ya, demek ki isteyince oluyormuş gerçekten de. Oradaki cam malzemeler, çay bardaklarına evet, kadar hiçbir şey kırılmamış ama tahminimce şöyle bir etrafta, şimdi hava karanlık ama etraftaki binalarda hasarlı bina çoktur değil mi yani o bölgede? Şimdi bu bina böyle sağlam kalmış ama etrafa baktığında çok sayıda hasarlı bina vardır diye tahmin ediyorum, öyle değil mi? Fulya şöyle, burası yan apartmanları şimdi göstereceğim size. Yeni binaların olduğu bir sokak. Biraz böyle galiba, hani nasıl diyeyim size, iyi bir cadde burası. Galiba burası da meşhur bir cadde. Hep böyle yeni binalar var. Yeni, kaliteli binalar var yani gördüğümüz kadarıyla. Şimdi yan tarafta ben size, burası bakayım iki bloktan oluşuyor. Halil Kahraman,
Evet, iki blokta A blok. Ne sitesi? Ne yazıyor orada? Para. Fara mı? Sara, Sara. Ha, Sara sitesiymiş burası. Sara sitesinin altında. Şimdi Sara sitesinin altında bir büyük market de var. Şimdi orayı da göstereceğim size. Orada da hiçbir şey yerinden oynamamış. Bakın. Hiçbir şey düşmemiş. Ya inanılır gibi değil gerçekten. Bakın orada çaylar var, tuvalet kağıtları, reyonları görüyor musunuz? Alper, Halil gösterebiliyor musun? Bak şöyle, daha genel istersen. Her şey duruyor farkındaysanız. Görüyoruz Fulya ve gerçekten aynı de şaşırtıcı. Demek ki isteyince oluyor demekten başka bir şey gelmiyor akla. Demek ki isteyince oluyor. Bak o aynı şekilde o züccaciye dükkanı öyle gibi. Hiçbir şey daha yerinden hiçbir oynamamış. Şey... Evet. Bir tek şu çıkmış, şu kasa düşmüş bakın. Gel Halil. Şu kasa, yeşil kasa gördün mü yerdeki? Bir tek o düşmüş. Bir tek o. Başka tüm reyonlarda, bütün bakın erzaklar, bütün gıda ürünleri, çay, işte paketli gıdalar. Her şey olduğu gibi reyonlarda duruyor. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Bir daha size şimdi züccaciyenin, bakın, bak Halil. Şu tabak yerinden oynamamış ya. Bakın ya, tabakla kaseyle tabağı görüyor musunuz? Fulya. Hani sallanır. Şu bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Çatal bıçakları görüyorsunuz. Bir şey, o da düşmemiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Sır diyorlarmış burası için. Maraşlılar, Kahramanmaraşlılar. Nedenmiş? İnşaat mühendisi iyi biliyormuş. Ana kayaya ulaşana kadar kazmış. Kazmış. 1,5-2 metre ayrı bir sistemle peki, yapmış. Hocam sarsıntı yıkmaz mı ya? Hani bu kadar büyük bir sarsıntı oluyor. Bir tabağı düşürmez mi yani? Hocam şu bıçak yerinden oynamaz mı? Bu bak, olası bir görüntü mü hocam? Bıçak. Bak. Buna benzer örneği 1995'te Dinar depreminde görmüştüm. Fayın alt kesiminde titreşimi fazla olduğu yerde her yer yıkılmış. Fayın üstünde, hemen üstünde cam bile kırılmamıştı evlerde. İşte depremin enteresan şeyleri var. Fakat şöyle, deprem dalgaları kayanın içinden geçerken hızlı geçer gider. Geçemezse sıkıntı zaten. İşte kötü zeminler dediğimiz zeminler deprem dalgalarının geçemediği, takıldığı, büyüdüğü ve binaları çok etkilediği bir yer. Ama hocam... Yani Fulya da soruyor. Diyor bak ki bu bıçak devrilmez mi diyor ya. Tabakla. Ya sarsıntıyı gördük ekranda ne kadar. Çay bardağı kırılmamış hocam. Şimdi birincisi tabii Mete Bey'in de söylediği gibi temel yapısı çok önemli. Bir defa yıkılmamış, yıkılmayacak da. Belli ki oranın da belki örnek müze olarak korunması gerekebilir. Bakın depremde, bu büyüklükteki depremde bile tabak devrilmiyor diye orayı korumak gerekiyor. Hocam yandaki markette aynı şekilde. Evet. Sadece Hulya, bir tane kasa Hulya yere düşmüş. O kadar bu olası bir şey yani. Hulya, peki yani Kahramanmaraşlılar gelip bakıyorlar mı bu binanın durumuna, bu züccaciye dükkanı, yanındaki market? Ne konuşuluyor orada? Bir de yüksek yer mi? Orayı sorabilir miyim? Neyi? Siz sorun buyurun. Hulya, burası diğer yerlerden biraz daha yüksekte mi? Evet hocam, evet. Belli ki temel kayaya inmişler. O ovadaki düz gevşek zeminin üstünde değiller. Şimdi hocam az önce dediniz hocam, ya aslında burası, sokaktaki az diğer apartmanlarda da çok çok daha soğuk. Evet. Hani az önce söylediniz ya işte o depremin pay altındaki bir kısım etkilenir, bir kısım daha az etkilenir diye. Evet. Şimdi Fulya az önce etrafı gösterdi. Diğer binalarda da en azından şöyle bir baktığımızda bir zayiat görünmüyor. Evet. O dediğiniz sebepten dolayı olabilir mi acaba? Buranın bulunduğu yerle mi alakalı o zaman? Evet, kesinlikle. Çünkü birkaç yüz metrede korkunç tabii tablolar var. Temel bir acı iyi yaşanıyor. Zemini iyi. İşte deprem dalgaları burayı çok etkileyemiyor. İyi bir konum. Herhalde oranın şeyi, rayişleri de artacaktır bu depremden sonra. Yani daha güvenilir bir semt ya da mahalle olarak dikkat çeken bir yer. Sen buranın sahibiyle konuşabildin şu böyle mi? Böyle dik duran mini bir tepsi gidip var. Gidip bakmak gerekiyor.
Tepsi bile devrilmemiş arkasında. Şöyle söyledi. Şöyle yani söylemiş daha doğrusu. Bağlantıya geçen bir arkadaşım söyledi, aradı. Bina sağlam o yüzden demiş. Mesela şu benim çok dikkatimi çekti. Daha dik duran bir şey ya. Hani diğerleri biraz daha zemine yakın, masaya yakın ama şu küçük böyle uzun bir tepsi. Tabii, o da ve böyle ufak bir dayanağı var aslında altında. Hani mesela hadi o düşsün, o da düşmemiş. Ufak bir dayanağı var altında. Orada yaşayan vatandaşlara da sormak gerekiyor. Bu depremi nasıl yaşadıklarını, onları da sormak gerekiyor aslında. Sadece dükkanla değil de yaşayan insanlara da sormak gerekiyor. Yani hakikaten çok enteresan. Acaba deprem izolatörü mü var binada? O da olabilir. Şu anda Kahramanmaraş'ta mı o dükkanın sahibi, bu dükkanın sahibi, binanın sahibi? Eğer Kahramanmaraş'taysa... Bende telefonu var, konuşamadım ama. Fulya'nın yanına gelsin. Telefonu var. Bir arayabilir misin Fulya? Yayında arasın, evet. Keşke konuşabilsek. Arayayım. Apartmanı nasıl yapmış, nasıl inşa etmiş, nasıl hasarlar gözetmiş. Ama senden aramamız lazım. İyi örnekleri de sergilemek gerekiyor yani. Evet yani. Ya bu çok hani... Bu da bir keyiz yani. Maraş'tan insanlar şey diyorlarmış ya, hani böyle manevi bir şey var, bir koruma var falan gibi, sırlı bir yer, esrarlı bir yer diyorlarmış. Manevi bir esrarlı şey var. Esrarlı denilecek kadar yani. Evet. Ben önce şey demiştim ya, saçma sapan şeyler söylemişler demiştim ama şimdi görünce hakikaten inanılmaz gördüm ben de. Bir metafizik boyut var gibi geldi bana. Sosyal medyada da çok konuşuldu bu görüntüler. Depremle alakalı en çok konuşulan görüntülerden biriydi. Konuşulmayacak gibi değil. Değil gerçekten de. Ama hakikaten Fulya da dedi ya, o ince uzun tepsi arkasında ufacık bir dayanağı var, o bile devrilmemiş. Kameramanımız gösterebilir mi biraz daha şeyleri o... Konuş Halil, okey. İbretlik görüntüleri. Ha, Halil bir yandan daha aynı şekilde Ahmet Bey yandaki market de çok enteresan. Orada da hiçbir şey devrilmemiş. O market de çok bir tane kasa düşmüş kasa sadece. Düşmüş o yani. Ya o da belki o gün düşmüştür. Yani yaparken düşürmüşlerdir belki. Belki doğru söylüyorsunuz. İlla o anda düştü yani. Öyle yerde kalmıştı belki de. Yerde kalmıştır. Burada oturanlarla konuşmak gerek mutlaka. Yani ben bunu çok enteresan buldum gerçekten. Yani şimdi biz, çok da kolay kırılabilecek şeyler. Tabii. Mete Yarar, sarsıntı videolarını gördük değil mi? Şunun böyle kalmasına imkan var mı ya Kahramanmaraş'ın göbeğinde? Evde yürürken bile mutfakta yürüyüşümüzde sarsılan tabak düşebiliyor. Cengiz Han Bey hatta bir saniye. Fulya. Ahmet Bey, bu züccaciyenin sahibi... Cengiz Han Bey telefon attığımızda şimdi bağlantıyı kuruyoruz. Efendim iyi akşamlar diliyorum, canlı yayındayız. Dükkanınızın önünden yayın yapıyoruz şu an. Kahramanmaraş halkı gizemli bina olarak burayı vallahi adlandırıyor. Şimdi biz de çok şaşırdık. Hiçbir şey kırılmamış, devrilmemiş. Yani şöyle hiçbir şey derken içerideki raflarımızda haliyle düşen ürünlerimiz var ama %99 sağlam çok şükür. %99. Evet. Efendim nasıl açıklanıyor peki bu durum? Yani bunun açıklamasına inan bizlere sizler gibi şaşkınız. Aile mağazamızı tam olarak gidip detaylı inceleyemedim de ben. Ama mağaza sorumlum geçen gün girdi. Videolarını da attı. Zaten haberlere, medyada yansıdığı gibi. Gördüğünüz gibi biz de buna bir anlam veremiyoruz. Yani temelimiz sağlam çok şükür. Müteahhitimiz sağlam çok şükür. Kalanına da Allah'ın bir takdiri diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyoruz. Yani buna bir yorum yapamıyoruz şu an. Siz de depremden sonra hani gelip baktığınızda o zaman böyle bir yani şok oldunuz. Muhtemelen her şey kırılmış, dökülmüş falan bekliyordunuz. Tabii ki biz şu şekilde zaten. Ben mağazaya her şey yıkılmış, bitmiş olarak bekliyorum. Sadece camlarım sağlam olsun. Herhangi bir yağmaya sebep olmasın diye. Mağazaya geldiğimde ben gördüğümde ben de şok oldum. Eşimle beraber gittik başı zaten oraya. Biz de şok olduk o şekilde gördüğümüzde. Diyecek hiçbir şey yok. Yani bizlere sizler gitmiş şaşkınız şu an. Evet. Peki bu apartman da yeni bir bina galiba. Yeni iki yıllık.
2 yıllık bir bina. Bu apartmanda oturanlarla hiç görüşebildiniz mi, konuşabildiniz mi? Onlarda herhangi bir zarar, ziyan var mı? Yok, hiçbir problem yok. Oturanlarla da, müteahhitle de, müteahhit zaten benim arkadaşım. Dün de beraberdi kendisiyle. Esas müteahhitle konuşmak lazım aslında. Yani, değil mi? Yani aslında. Bağlasanız mı acaba onu da? Yani onunla konuştunuz mu? Ne söylüyor peki? Bayağı titiz bir adam olduğu söyleniyor. Çok titizdir konusunda. Müteahhitin telefonunu versin. Sosyal medyadan da bir sürü. Cengiz Han Bey, şey müteahhitle geliyor, de konuşalım. Mesaj geliyor. Yani ekstra bir şey yapıldı mı diye, ama ben kendisine de sordum. Sadece nizami, kuralına uygun, bana verilen verilere uygun şey olarak temelini attım. Başka bir şey yapmadım diyor. Ben yani bu işi hani olması gerektiği gibi ahlaklıca, çalmadan çırpmadan diyor. Adam gibi yaptım binayı diyor. Yani, değil mi? Ekstradan hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Her şeyi kuralına, nizamına göre yaptığını söylüyor. Başka da herhangi bir ekstrası yoktu. Yani ne yapılması gerekiyor, onu yaptım diye. Evet. Biz valla esas müteahhitle bir konuşalım bu durumu. Yani ben kesinlikle. Akın Bey'le bir görüşeyim. Siz bu arada iyi misiniz? Sizde bir sıkıntı var evinizde? Yok. Bizler evimizde de bir sıkıntımız yok. Barışımızda da bir sıkıntı yok. Eşim doktor zaten. Gün boyu hastanede, ilk günden beri hastanede çalışıyor. Hı-hı. Biz de onun yanında ona destek için çocuklarla beraber onun yanındayız. Valla dediniz ya az önce, inşallah camlar kırılmamış olsun. Çünkü aynen, bir yağma aynen, falan o. Gerisini her tarafı kırık dökük beklerken yani gram yerinden oynamamış eşyalar. Yok, çok şükür olmadı, evet. Valla var mı Ahmet Bey sorunuz? Ya ben o marketi... Müteahhitin numarasını alalım, bağlayalım bence. Evet, marketi de merak ettim. Yani markette o binanın bir parçası sanıyorum, değil mi? Orada da o görüntü de çok enteresandı. Herkes züccaciye konuştu ama marketi bir daha gösterebilir misin lütfen Fulya? İki blok yan yana. Cengiz Han Bey, kapatayım, numarasını alalım, olur mu? Olur. Kapatayım mı? Cengiz Han Bey de sağ olsun, gayet güzel açıkladı. Müteahhitin numarasını ver. Sağ olsun Cengiz Han Bey'e. Şimdi Ahmet Bey, Sara sitesi, bakın A blok. Tam ekran gösterebilir misiniz? Lütfen. Gördünüz mü? Kaç kat, hatta bayağı da yüksek katlı bir apartman. Oo, bayağı da yüksek. Değil mi? 8-9 katlı varsa. Evet, A blok. Diğer tarafta B blok. İki blokta da. Bayağı yüksek. Biliyor, 10-12 katlı mı artık? A bloğun altında züccaciye var. Kat... B bloğun altında da market mi var? Aynen öyle. Aynen öyle. Şu marketi bir daha şimdi görebilir miyiz? Şimdi tekrar bakın, B bloğun altındaki markete gidiyoruz, tamam. Markette de hiçbir şey düşmemiş. Bakın, bir de hafif ürünler, mesela tuvalet kağıdı var. Hafif üründür hani, hemen bir sarsıntıda düşer. Mesela orada da hiçbir şey düşmemiş. Çay paketleri. Şimdi Halil Kahraman getiriyor. Yine işte deterjan bölümü var. Raflar. Yani çok nizami bir şekilde duruyor yerinde. Şöyle şampuanlar falan gözüküyor. Ya marketi her açıp, şey yerli yerinde. Açıp satış yapabilirler aslında yani, değil mi? O kadar her şey nizami. Ya şöyle bir sıkıntı. Açmamışlar mı acaba? Birçok kişi, çalışanların birçok kişisi vefat etti. Ha tabii, bir sürü. Yani kasiyer gibi şey tabii, gibi tabii. İnsanlar. Açılmadı. Hayır hiçbir yer açılmadı. O yüzden Ahmet söylüyorum. Bey. Yani istense açılabilir. Yani tabii, gerçekten boş. Acılar olmasa. Tabii kepengi kaldırıp işler bir hale getirir. Evet, yani her şey normal, her şey onu anladım. Hatta yerinde. Mı ha? Ama reji bağlardı belki. Siz niye aradınız? Hayır sen konuş Fulya. Fulya sen konuş. Şu an hatta ki müteahhit. Akın Bey. Sen tamam. Konuş. İsmi ne? Akın Bey mi? Ha? Akın Bey. Merhabalar. Akın Bey, soy isminiz ne? Nedir efendim? Öncül. Öncül. Evet Fulya Hanım. Akın Öncül müteahhit. Doğrudur. Yani şu an herkes gizemli bina olarak konuşuyor sizin yaptığınız binayı. Buyurun efendim, biz çok merak ediyoruz. Yani siz neler söylemek istersiniz? Safa sağlam bir bina yapmışsınız. Buyurun. Öncelikle tüm milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. Amin. Çok zor günler geçiriyoruz. Herkes dualarını eksik etmesin lütfen. Başta bunu söylemek istiyorum. Diğer yönde de hani yapımla ilgili birkaç şeyler söylendi.
Bu konuyla ilgili yani biz projeye uyduk. Orada temelde kilitli radde var. Elimizden geldiğince tüm ekibimizle, teknik ekibimizle, ustalarımızla yani hep kontak kurarak, hep işin başında durarak, elimizden geldiğince başında da durarak imalatımızı, yapımımızı sürdürdük. Yani şimdi aşağıda züccaciye dükkanına bakıyoruz. Hiçbir tabağın bile yerinden, yani benim en çok bıçak aslında ilgimi çekti. Bıçağın bile hiç üstte duruyor çünkü aslında dengesiz gibi duruyor. Onun bile yerinden oynamamış olması. Deprem izolatörü var mı bu binada? Yok, deprem izolatörü yok o binada. Yani o bina biraz önce de Cengiz Han Bey de söyledi. Orayı zannedersem 2 yıl önce teslim etmiştik. Hatırladığım kadarıyla kilitli radde orada. K1 orada 2 tane 3 bölümümüz var orada. 2 tane dilatasyonumuz var. Yani bina sanırım iyi çalışmış. Yani o konuda da bir sorun yaşanmadı. Yalnız maalesef o binanın karşısında, yaptığımız yerin karşısında bir bina yıkıldı maalesef. Tabii eski bir yapıydı. Sizin yaptığınız bina mıydı o? Hayır. Yani ben o şu anda bulunduğunuz yerin karşısında maalesef bir bina yıkıldı. Ha, şurada mı? Şu bina mı acaba? Bakalım mı Halil, oraya doğru gidelim? Karanlık olduğu için çok göremedim ama. Maalesef. Yani öyle bir şey de yaşandı. Aslında yani orası Kahramanmaraş'ın yani üst bölgeleri değil, çarşıya göre tabii kod farkı var ama buranın daha kodlu olarak yüksek bölgeleri de var. Ama zeminle alakalı değil. Siz hep Kahramanmaraş'ta mı ev yaptınız peki? Evet. Biz firma olarak Kahramanmaraş'ta. Hulya. Faaliyetimizi sürdürüyoruz. Yani sizin yaptığınız Kahramanmaraş'ta diğer evlerde böyle sağlam mı peki? Hulya beni duyuyor mu? Çok şükür. Ağır hasarlı bir binamız olmadı çok şükür. Evet. Buyurun Ahmet Bey. Şeyi merak ediyorum. Yani şeyi anladık. Şu an karşıdan karşıya geçiyoruz. Sadece zeminle alakalı değil bu binanın sağlam kalması. Hemen karşısındaki bina yıkılmış. Akın Bey'in verdiği bilgiden onu anlıyoruz. Akın Bey, bu züccaciye dükkanındaki o her şeyin nizami olarak durması karşısında şaşırmış mı en azından? O konuda onun yorumunu da alabilir miyiz? Siz peki şaşırdınız mı efendim? Bu züccaciye dükkanında hani bir bıçağın bile yerinden oynamaması, düşmemesine yani şaşırdınız mı? Siz ne söylemek istersiniz? Bu arada hemen karşı taraf yıkılan binanın da önündeyiz. Maalesef evet. Evet. Maalesef. Yani çok üzüldük. Çok yani. Siz şaşırdınız mı bu züccaciye dükkanındaki bu duruma? Yani tabii ki biraz insan tabii şaşırıyor. Bu kadar da hani beklemiyordunuz herhalde. Tamam, sağlam bina yaptım ama. Ciddi bir yani sağlam bina derken hani biz yapılması gerekeni ne derler, projemize uyduk. Bir bizim çizim ekibimiz var. Bir de şantiyede hep teknik ekibimiz var. Hepsi bir koordineli ustalarımızla birlikte elimizden geldiğince mimar veya inşaat uygulamaya mühendisi çalışıyoruz. Tabii bu iş bir ekip işi. Hani ben yaptım değil. Burada biz şeklinde konuşmamız lazım. Ama yapımından tutun. Yani betonların sulanmasına, denetimine vesaire tüm bize destek olan herkese yani teşekkür etmeliyim. Akın Bey inşaat mühendisi mi? Sayesinde. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor. İnşaat mühendisi misiniz siz Akın Bey? Hayır, değilim. Müteahhitsiniz. Evet. Ama siz Kahramanmaraş'ta ev yapan bir müteahhitsiniz. Ve yaptığınız diğer evlerde yıkılmamış depremde. Doğru mu? Evet, hem iş yeri yapıyoruz hem konut imalatı yapıyoruz. Bir yıkım, hasar yok. Çok şükür olmadı, evet. Ya Fulya, bir sihirden, yani bir bravo büyüden... Bravo diyeceğim ama işini iyi yapan Fulya, insana bravo demek de. Bir şey söyleyeyim mi? Estağfurullah, dediğim gibi bu iş bizim inşaat mühendisi, mimar... ile birlikte hem çalıştığımız hem personellerimiz var hem danışmanlarımız var. Hepsiyle birlikte ortak bir şeklinde hareket ediyoruz. Evet. Ahmet Bey'in Ahmet Bey'in bir sorusu var galiba. Ya sen, buyurun Ahmet Bey. Sen söyledin aslında. Onu söyleyecektim. Yani çalmadan, çırpmadan, projeye uygun bir sihir yok, bir büyü yok yani işin içinde.
Projeye uyduk diyor, denetimlere uyduk diyor. İyi bir ekip çalışması yaptık diyor. Bilimsel çalışmış. Evet, yani biz işini iyi yapan insanları, yani olması gerektiği gibi aslında işini yapmış ve biz bravo diyoruz. Yani aslında işini yapmış, zaten böyle yapması gerekiyor değil mi? Ama işte ne yazık ki. Fulya Akın Bey telefondaysa, yani kullandığı malzeme demir, hani sen gösterdin ya elinde böyle ufak oluyor o malzemeler. O konularda ne yapmış, yani nasıl bir farklı yol izlemiş? Diğerlerinde olmayan, Akın Bey'in yaptığı bu binada olan şey nedir? Şu an televizyondan dinliyor sizi. Bence cevabı gelecek. Duydunuz mu Akın Bey? Fulya Hanım, şöyle hani ben ses gitmesin diye kapatmıştım o anda televizyonu ama kısaca alabilir miyim sorunuzu? Şimdi Ahmet Bey diyor ki biz yaklaşık işte bir saat önce bu yıkılan bir apartmanın enkazında malzemeleri elime aldım. İşte elimde un ufak oldu. Demirler işte dere kumu kullanılmış. Demirler inceydi gibi, hani böyle kalitesiz malzemeleri gösterdik. Yıkılan binaların enkazından aldığım, evet, örneklerle. Sizin kullandığınız malzemeleri değil mi Ahmet Bey? Bunu, evet, sordunuz. Evet, evet. Kullandığınız malzemeleri aslında soruyor. Yani şöyle biliyorsunuz 2014 yılında galiba yapı denetim sistemi başladı. Bunda hem demir hem beton numuneleri alınmaya başladı. Bundan önce de biz kendimiz laboratuvar ortamlarında biz yaptırtıyorduk. Yani eğer bir demir veya beton aldığımız firmada sıkıntı çıksa yapı denetimimiz hemen uyarı veriyor. Ona göre önlemimizi alıyorduk. Yani bu iş dediğim gibi tek bizim işimiz değil, hem yapı denetim, hem ekiplerimiz, hem malzeme aldığımız yerler. Bu komple bir ekip işi. Yani inşaatta yaklaşık çok kalem var ama ana olarak 50 tane kalem var. Hepsini tek tek kontrolden geçirip, uygulamayı da tekrar denetimden geçirip o şekilde yapımımızı sürdürüyoruz. Şimdi Fulya, evet, çok güzel cevaplıyor Akın Bey. Yani ben her şeyi... Çok etkileniyorum o konuştukça, hepimiz etkileniyoruz. Bir şeyi daha merak ediyorum. Şöyle bir anlayış var. Bu şimdi bazı binalarda müteahhitler hırsızlık yapıyorlar ya. Diyelim ki o hırsızlıktan elde ettiği kar sadece %5'miş. Mesela bugün bizim gazetede yer aldı bu haber. Yani Akın Bey aslında o %5'e tenezzül etmemiş, doğru dürüst yapmış işini. Katılıyor mu bu görüşe? Yani %5 midir hırsızlıktan elde edilecek kar? Bütün bu işler %5 için mi olup bitiyor yani? Akın Bey, duydunuz mu %5? Duydunuz mu, soruyu tekrarlayayım mı? Evet ya, şimdi şunda bence hani ayrım yapmamız lazım, benim fikrim. Şimdi bir kaba inşaat var ki inşaatın bence en önemlisi, yani nedir, mobilyayı, duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Ama kirişi, kolunu, perdeyi vesaire, temel yalıtımına hiçbir şekilde müdahale edemezsiniz. Yani Ahmet Bey bu konuda haklı, %5 etkili, en fazla o kadar etkiliyordur. Yani insanların en önemlisi, dediğim gibi, dikkat etmesi gereken kaba inşaat. Yani dediğim gibi mutfak dolabını değiştirirsiniz, musluğu değiştirirsiniz, fakat bir kirişin, kolunun, perdenin vesaire büyüklüğünü veya içerisindeki donatıyı, efendim etresini, pilyesini de, yani çok teknik terim kullanmak istemiyorum, bunları değiştirme şansınız yok. Yani Ahmet Bey'e katılıyorum. Yani burada %5'ten fazla oynayacağını düşünmüyorum. En kaliteli duvar kağıdı da yaptınız, öbürünü de yapsanız. Ama dediğim gibi en önemlisi kaba iskeleti inşaatın. O da ancak o kadar oynatır. Ahmet Bey'e katılıyorum. %5 için miydi yani? Ya. Vallahi %5 ya. Için evet. Otur ağla Mete, yani Yarar. Ne diyorsun? Söz bulunamıyor artık, bir şey gerçekten. Söylemek istiyorum.
Bitsin sonra. Sonra Fulya Ersun bitirsin. Hayır hayır, Fulya devam edecek. Fulya. Yok hani Ahmet Bey. Fulya, Akın Bey başka Akın bir Bey, şey pardon. Söylemek istiyor mu? Ama sen kal lütfen. Akın Bey'e veda edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani örnek bir müteahhidimiz de var. Hep böyle olumsuz örneklerden gidiyorduk. Güzel oldu yani. Akın Bey'i kutluyorum ben de buradan. Tebrik ediyorum. İşini doğru yaptığı için. Ve bir şey dikkatinizi çekti değil mi Ahmet Bey? Akın Bey Kahramanmaraş'ta yaptığı hiçbir binada yıkılmamış evet, bu depremde. Evet, doğru yani yapmış. Demek ki işini yani doğru yapılınca yapılıyor kardeşim. Olması gerekeni yaptım diyor aslında yani. Sadece bunu o da yani ben özel bir şey aynen. Yapmadım olması zaten gerekeni. Zaten olması gerekeni yaptım söylemek diyor. İstediğiniz bir şey var mı Akın Bey? Benim söylemek istediğim gerçekten acımız büyük. Tüm milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralara da şifa diliyorum. Ya, yemin ediyorum. İnşallah bir fotoğrafını yani atsın biz de yüzünü görelim. Kuralına göre yapar. Dedim ben 2020 yılında da bir röportajda da söylemiştim. Hı hı. Deprem değil maalesef bina öldürüyor. Herkes kuralına göre, herkes kendi projesine göre teknik detayları uyarak imalatlarını umarım gerçekleştirir. Evet. Akın Bey. Akın Bey beni duyabiliyor musunuz? Akın Bey. Bu meseleyi. Akın Bey beni duyuyorsa Mete Yarar Akın Bey'e bir şey söyleyecek. Duyuyor. Buyurun söyleyin. Ya Fulya'cığım bir dersen Akın Bey'e bir fotoğrafını sana atsın. Çünkü bu insanın kim olduğunu bence bütün toplum bir görsün. Yalnızca ismini bilmeyelim, cismini de bilelim. Bir örnek insanın fotoğrafını görmesini rica ediyorum. Eğer bizi kırmaz gönderirse bir fotoğrafını. Görüntülü arayabiliriz müsaitse eğer. Fulya Hanım ben fotoğrafı göndereyim size. Tamam. Allah tamam. Razı olsun. Çok yani insanlar ya aslında gerçekten çok acı şu an. Yani siz işinizi iyi yaptınız, olması gerektiği gibi yaptınız diye biz size teşekkür ediyoruz ya. Yani gerçekten aslında çok acı. Çok. O kadar çok yani o kadar de az ki yani. Şimdi Fulya sen lütfen ayrılma. Akın Bey'e de çok teşekkür ederiz. Sen...